Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazı tarifi vereceğim. Yeşil mercimekli pazı. Çok severek yaptığım ve yediğim bir sebze yemeği sizlere de tavsiye ediyorum. Bunun için malzemelerimi sayayım. Bir demet pazı, bir su bardağı yeşil mercimek, bir adet havuç, bir adet kuru soğan, bir yemek kaşığı salça. Ben doğranmış küp hazır aldığım domates sosunu kullanacağım. 2 tane domates rendeleyebilirsiniz. Baharat olarak da karabiber ve kırmızı pul biber kullanacağım. Yeteri kadar sıvı yağ ve tuz kullanacağım. Öncelikle yeşil mercimeğimi haşlayarak işlemeye başlayayım. Haşlanması gerekiyor çünkü. Mercimeği güzelce yıkadım ve soğuk suyla birlikte küçük bir tencereye aldım. Mercimeğim haşlanırken ben de pazılarımı temizleyip doğrayayım. Pazıları yıkadım ve sirkeli suya koydum. Bir 10 dakika sirkeli suda bekleteceğim ve süzmeye bırakacağım. Bu arada mercimek de haşlanmaya başladı. Pazılar dinlenirken ben soğanımı soymaya başlayayım. Soğan ve havuçlarımı da küp küp küçük küçük kestim. Şimdi sırada pazılarımı süzdürüp onları da küçük küçük keseceğim. Mercimeklerim de haşlandı. Pazılarımı doğradım. Bütün malzemelerim şu anda hazır. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki işin artık kolaylamış oluyor. Bütün malzemelerim hazır olduğuna göre pişirmeye başlayalım. Soğanları ocağa koydum sıvı yağla birlikte. Pembeleşinceye kadar yavaş yavaş böyle çevireceğim, karıştıracağım. Soğanlarım oldu. Üzerine tuzla birlikte küp küp kestiğim havuçlarımı da attım. Havuçlar sert olduğu için birkaç dakika soğanla birlikte kavrulacak. Havuçlarım doldu. 5 dakika tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte pişirdim. Çünkü havuçlar çok sert olduğu için birazcık önden atılması gerekiyor. Ben şimdi bunun üzerine pazının saplarını ayrı kestim, ince ince. Onlar da geç pişiyor biliyorsunuz. Pazının saplarını da atayım, birlikte pişirmeye devam edeyim. Evet, pazının saplarını ayrı kesmiştim çünkü onlar da sert olduğu için geç pişiyor. Ben yine tenceremin ağzını kapatacağım. 5 dakika kısık ateşte birlikte pişirmeye devam edeceğim. Atalarımız boşuna dememiş, emek vermeden yemek olmuyor diye. Zahmetli ama lezzetli olacak. Özellikle pazı sevmeyenlere mutlaka tavsiye ederim. Bir de bu şekilde deneyin. Tadına doyum olmuyor. Evet, pazının kökleri de pişti. Salçamı ilave ediyorum. 2 dakika kadar da salçayla birlikte kavuracağım. Ve mercimeklerimi ekleyeceğim. Haşlayıp güzelce yıkadığım mercimekleri de ekledim. Üzerine domates sosumu. Siz rendelenmiş de kullanabilirsiniz. Şu an tadı olmadığı için ben hazır domates aldım. Kesilmiş domates. İlave ettim. Yine altını kısacağım. 5 dakikada bu şekilde bekleyecek. Daha sonra pazılarımı ilave edeceğim. Evet, mercimekler de 5 dakika kadar bekliyor. Kısık ateşte
Şimdi puzzle'larımı atacağım. Son olarak da pazıyı ve karabiberle kırmızı pul biberi de ekledim. Bir bardak ılık su ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Ve yine kısık ateşte pişireceğim. Kısık ateşte pişen yemeklerin lezzeti daha da güzel oluyor. Mutlaka o şekilde yapın. Bir aceleniz yoksa. Mümkün olduğu kadar kısık ateşte pişireceğim yemeğimi. Hazırım da pişmeye başladı. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Kısık ateşte kaynatıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika içinde pişmiş olacaklar. Yemeğim pişti. Ben tadına baktım. Tadı gerçekten çok güzel. Görüntüsü de bu şekilde. Tabağımı alayım. Son halini de göstereyim sizlere. Pazı sevmeyenlere ya da yeşil mercimek sevmeyenler mutlaka bu şekilde deneyin. Özellikle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten lezzeti çok güzel. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Ben sürekli yaptığım bir yemek ve çok severek yapıp yediğim bir yemek. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşelim arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıkla kalın.